Ben bir de şeyi anlamadım. Ne pilav canım? Ustası olduğunu söylüyor. Pilav dükkanları olduğunu söylüyor. Ona göre daha böyle şatafatlı bir pilavlı yemek yapabilirdi. Bence antikot çok basit bir yemek. Hiç pilavı bu kadar güzel yapmışım da. Ne bekliyorsunuz Aleyna Hanım? Yedim ama dolmanın içindeydi. Sadece tadına bakabildim yani. Ama Aleyna Hanım. Aleyna Hanım. Kullansaydı... Aleyna Hanım. Ben pilav yaptım. İç pilavı yaptım. Bu kadar güzel daha bir iç pilav. Daha şatafatlı pilav beklermiş. İç pilav olarak değil de daha gerçekten ana yemeğe konulacak bir yemek beklerdim. Antikotun yanında yani pilav. Yani ben pilav ustası olsam... Olabilir. Ara sıcağı değil de ana yemeğe koyarım ustasıyım olabilirdi, sonuçta doğru. Yani. Evet doğru söylüyor bir yerde. İç pilavım çok güzel ona laf yok da dediği doğru. Belki yani de... belki farklı bir pilav bize pilavcı olduğu için. Pilavını olabilir. Tanıtması açısından evet. Mesela. Ya, standarta evet. Gitmek de istememiş olabilir Özlem Hanım. Evet arkadaşlar birbirimize haksızlık yapmadan herkes bence yarışma şeyi şartlarında ne yaşayacağını bir düşünüp ona göre konuşsun. Sivrilmek için sırf burada bugün pazartesi günü yorum yapmanın hiçbir anlamı yok. Yarıştığınız gün neyin ne olduğunu gerçekten göreceksiniz. Sivrilmeye mi çalışıyorsunuz? Sivrilmeye çalışıyor. Aleyna Hanım'dan bahsediyorum. Ben programda Aleyna Hanım'a yaptırtmam. Aleyna Hanım'dan bahsediyorum. Şimdi ben size her olumsuz yorum yaptığımda ben sivrilmek istiyor, orada boy göstermek istiyor mu olacağım? Anlamadım yani. Olumsuz değil, yanlış yorum. Mutfağınıza bakmak istiyorum. Hanım, boy mu gösteriyorsunuz değil. Diyorsunuz. Bunun bakın, yanına bence balık daha güzel giderdi diyorum. Ona laf yapıyorsunuz, göstermeye neye çalışıyor gider? Diyorsunuz. Pardon bir dakika neye gider? Mevsim sanatayla balık mı gider dedin? Ben şu an onu daha uygun bulurdum. Yok bunu söylüyorum yok ben sana sadece. Söyleyeyim bak ben sana söyleyeyim o zaman. Mevsim şeyle balıkla roka çok iyi gidiyor. Evet roka teşekkür ederim. Şu ben an ben size saygı duyuyorum mesela. Çok ya teşekkür ederim. Ya balıkçıya gittiğimizde sorarlar yeşil salata mı mevsim salatası mı? Evet onu ne istersin diye sorarlar. Evet. İnce kıyım yeşil yaptırırsın. Mevsim gelir. Evet. Domatesli marullu işte mevsimine göre. Ne bileyim ben. Özlem burada valla ben en sert yorumları Saadettin'den buyurun beklerken efendim. En ılımlı destekçi yorumlar senden geldi. Ben de oradan yanayım. Dün de sana söylemiş olduğum gibi. Ağzında kuş tutsam bana yaranman çok zor olacak. İnşallah bir şey yapmaz günü. Zaten. Yemeklerimin ya, lezzeti olsa bile ben size 5 puan verdim diye farklı mı değerlendireceğim? Hayır, yani? Hayır onu yapmayacağım. Sadece... Genelde yapıyorlar ama. Yo yo ben yapmayacağım. Daha zorunlu. Geçen hafta taze taze yaşadık. Düşük aldı yarışmacı, pazartesi yarışıyordu. Herkese yapıştırdı 4'ü 5'i. Yok yapmam. Ben yapmam. Ben bravo. Yani benim kendi karakterimde böyle tabii bir şey yok zaten. Tabii yemekler olursa yüksek puan. Yoksa ama, senden kimse durduk yere yüksek puan bekleyemez ama yani. Ama şimdi Zuhal Hanımcığım şunu da yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Şöyle ki şimdi böyle bir menüyle mesela Saadettin Bey gelmiş. Ben kendimle tabii ki kıyaslamak tabii, zorundayım. Tabii o ayrı. Eğer sana yarışmacının haksızlık ettiğini düşünüyorsa, hak etmediğin bir puan verdiğini düşünüyorsa, o benim sunumlarımdan sorgularsın korktu, tabii ki. Lezzetimden korktu, alacağım puandan korktu. Ve bundan dolayı kendisi bence rakip bana... Gördü. Siz gerçekten evet, o verilen 7 gördü. Puan hak ediyor muydunuz? Efendim? O verilen 7 puan hak ediyor muydunuz? Kesinlikle ben sonunu sizlere ben şüpheleniyorum yani. Ben anlamadım. Eleştirip çok eleştirip 7 puan verilmesinden şüpheleniyorum. Yani 7 puan da çok yüksek bir çok puan değil. Neyden şüpheleniyorsun Saadettin? Allah Allah. Şüphe mi? Bir şüpheler şüphe. Sürekli benim üstüme oynamalar anlamadım. Bu. Yani ama Ceyda Hanım ben de şaşırdım. Çünkü siz de benimle hemfikirdiniz. Ben de benim verdiğim skalada bir puan verirsiniz diye düşünüyordum. Hayır ben sizin gibi kalkıp öyle saçma yorumlar yap. Saçma yorumdan kastınız. Yok işte balığın yanında gider bu benim güzeldi salatası. Fikrimi belirtmeyeyim mi? Belirtebilirsin ama bence ben bana göre saçmaydı yani. Ya size onu göre öyle olabilir isterim. Ben sadece salata ben size kadar eleştirmeyle beğenmediğim yerleri dedim. Söyledim zaten Aleyna Hanım. Zaten yani, sizin beğenmediğiniz şeyleri ben de beğenmediğim için. Ama siz hiçbir şey beğenmediniz ki puan... 4 yazmışsınız. Yani 5 düşük diye 7 mi yüksek geldi bir sana? Bir tane şey ben. Evet fazla geldi. Mesela siz de çorbanıza biraz su kaynatıp ekleyip senin en azından derdin, kıvamını biraz açardınız. Kötü yapamadın benim ya, derdim sizsiniz. Benim çorbam lezzetli. Lezzetliydi, içilebilir gerçekten bir çorbaydı. O sizin çorbanızı çorbanı. İçemedik. Kereviz çorbası değildi beyefendi. Bilmiyorum, ben herkes tavuk tadını da içerisinde aldı. Kereviz baskın olabilir ama içilmeyecek kadar lezzetsiz. Sizin gibi yapmış olduğunuz lezzetsiz. Çorba gibi bir çorba değildi. Herkes tavuk tadını zaten. Aldı mı dediniz? Aldınız. Hayır. Biz de hayır dedik. Konuştuk yani, bunu. Terbiye edilirken tavuk kaçmış dedim ben Aleyna size. Hanım. Tavuğun bakın, tadı yoktu, tavuk yoktu ya yani. Ya siz neyi savunuyorsunuz şu anda? Yani siz orada beğendiniz, içtiniz. Benim şu gerçekten bakın ben çok geriliyorum. Çok geriliyorum. Siz benim çorbama tam puan vermeseniz bile yarım puan vermiş olmanız gerekiyordu. Hanım. Sürekli benim neden benim
benim hakkımda konuşuyoruz sürekli. Ben size söyleyeyim mi? Çünkü ikiniz bana haksızlık yaptınız. Hayır, hiç kimse size haksızlık yaptı. Siz bana haksızlık yaptınız. Beğenmeyip 7 puan verdiğim mi? Sorun olmuyor fazla bak, puan verdiği senin, için. Senin menünde ne yapacağım çok merak ediyorum. Ay, keşke vermeseydiniz fazla puan. İstemem diyecek yarışmacı var mı ya? Ya ben Saadettin Bey'e beğenmedim. Saadettin Bey şu anda çok mutlu. Sayenizde birbirinizi güzel motive ettiniz. Siz o çorba yaparken sadece tavuğa uzaktan bakmışsınız. Eminim. Biz Ceyda'nın böyle bir muhabbetimiz yok ama İkiniz çok iyi arkadaş olacaksınız. Buna eminim siz yani. Siz de güzel bir meli çıkartmış olsaydınız size ben de verilirdi aynı bakın, puan. Bu şekilde konuşmayın. Şey anneniz size çok kızar. Özlem Hanım bir gerçekten şey söylemek istiyorum. Dediniz ki az önce sizin menünüz 6'lık 7'lik bir menüydü zaten dediniz. Sadece saç çıktığı için. O zaman benim 8 vermem niye bu kadar batıyor? Fazladan 1 puan verdin. Siz de 7 puan verecek fazladan misiniz zaten? Fazladan 1 puan verdin. Ben 7 puan. Olabilirsiniz. Bak 7 puan kazanıyorlar ya da kaybediyorlar ya Aleyna. Ama benim 8'imi çok fazla batıyorsunuz yani. Mevzusuna girdiğimi söyleyeyim mi? Ama pardon, kilis tava diyorum düzeltme. Ben keskin tavayı beğendim. Sen ne yaptığını bile bilmiyorsun ki. Senin keskin tavan zaten keskin tava değildi. Bir görsel alabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Daha çok yemekler bakın, muhafızada. Sizin yemeğinizdeki keskin sorunu... Keskin tavayı beğendi, sizin gibi öyle yapmadı. Yemeğindeki sorunu beyefendinin açıklayabilir miyim? Dün kendisi de getirdi. Söyledin ama aynı şeyi konuştun. O keskin tava değil dedin. Sebze yer dedin. Getirdi işte o şekilde. İyi de ben keskin tava yemek istediğimde domatesli, biberli bir keskin tava isterim önüme. O da bir yorum yapmış. O zaman şefin tabağı yazsaydı. Olabilir. Onu ben de söyledim. Ben keskin tabağı söyledim. Siz de özel soslu patates dediniz. O özel sosu tartıştık biz özel de yani. Özel soslu patates demedim. Antrikot dedim. Dediğim şeyi getirdi. Yani. İçerisinde olan şeyleri koştuk. Tekrar tarif verdirmeyin bana. Tekrar tarif verdirmeyin bana. O haket keserliği. Dur. Hasan bu börek güzel değil mi? Bakın şöyle söyleyeceğim. Burada aynı arkadaşlarım için. Ben böreği soruyorum. Börek güzel değil. Hamuru bak. Aa, sadece işte hamuru. Hamuru bir şey sorabilir miyim? Siz daha önce hamur açtınız mı evinize falan? Aa. Bu yarışma soruyorum için açtım. Daha önce açtınız mı? Açmadım. Aa. Açmadığım gayet halde de, bakın ne kadar. Gerçekten ilk defa mı börek açıyorsun? Evet. Ya sadece, canım. Ha, bu yarışma için evde iki kere açtım sadece. Vallahi helal olsun. Tebrik ederim o zaman size. Bravo. Ben çalışan bir insanım. Her dakika hamur. Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. Ben zannediyorum ki sürekli yapıyorsun. O kadar ustalık isteyen bir iş. Çok güzel. Evet hamurunu güzel açmışsın. Ama içindeki şey patates püresi güzel olsaydı da ben de yeseydim şunu. Yemişin zaten. Ya, gayet... Yedin de. Ne yedin de? Koca delin de bitir. Yeseydim diyorsun. Ya. Yemişin. Hasan Bey. Hamuru için, hamurun hatırı Hasan, için. Hasan şunu yapma. Ben senden öyle bir vibe. Evet evet geliyor. The generation. Senden öyle bir elektrik alıyorum. Oturduğumuzdan beri çorbayı kimse beğenmedi. Orada okeyiz zaten evet, de. Tabii. Şimdi bu böreğe de şimdi herkes güzel açılmış, lezzetli deyip sen de yani yeseydim keşke deyip sanki hani az puan vereceksin de onun yolunu hazırlamışsın. Altyapı çalışmaları var. Yok, onu yok, yapma orada, ne olur. Lütfen, gerçekten. Yazık olur emeğe de. Yani Saadettin bile helal olsun ben, çok güzel diyor. Kadın daha ikinci üçüncü kez açmış. Bakın bugün yine Aleyna'ya takıldı. Diyor senin yaşın küçük damak zevkin gelişmemiş. O da yanlış sonuçta, bir yorum. O da bir yanlış yorum. Buraya, bana ben diyor. Daha önce de söyledim. Bu Aleyna, Özlem'in Aleyna'ya yaptığı yorum da doğru bulmuyorum. Senin ona yaptığın yorum da doğru bulmuyorum. Gelip bizimle yarışma cesaretini alpisi alpisi tamam bu nereden nereye getiriyorsunuz Özlem Bey? Ben sadece yapma sebebi tamamen korkusundan olduğunu düşünüyorum. Hangi korkusu? Sizin gününüzün korkusu mu? Evet, korkudan olduğunu düşünüyorum. Yarın göreceğiz onu zaten Aleyna'cığım. Öyle olmasa bir tek benle bu kadar uğraşmazdınız. Bir şey söyleyeyim mi? Benim şu masada hiç hem kimseden korkum yok. Ben çok kıskanıyorsunuz. Ben neyinizi kıskanıyorum Aleyna Hanım? Bir saniye, öncelikle şuna bir açıklık getireyim. Benim bu masada şu anda hiçbirinizden korkum yok. Benim nasıl lezzetler çıkardığımı herkes gördü. Hepimizden korkunuz var. Hepimizden korkunuz var. O yüzden Ceyda Hanım'ı sürekli desteklemeye çalışıyorsunuz. Bakın, ben en sondayım şu an. Beni desteklenmeye ihtiyacım yoksa. Ben zaten tamam. Sonuncuyum bari Ceyda arkadaşım kazansın siz diyorsunuz zaten şu an. Kendiniz için yarışıyorsunuz. Ceyda Hanım için yarışıyorsunuz şu an. Ben Ceyda aynen Hanım öyle. Için neden siz yarışayım çıldıracağım. Şimdi pardon. Aleyna, benim birinci olma şansım var. Ben neden öyle şeylere ihtiyacım yok anlayın artık bunu. Siz hissetmiyorsunuz ihtiyacınız yok. Benim hissetmiyorum zaten. Vermiş olduğunuz puanlar çünkü sizin bakın. Geliyorum. Şu masada gerçekten hakkaniyetli kimse o kazanacak zaten sonunda. İnşallah. Hiç inşallah, kimse bu kadar kazansın. Ama siz de bugün hak yemeyin. Size nacizane tavsiyem siz dün hakkınızı aldınız. Ben baştan sona söyledim hakkaniyetli bakın, bu masada hakkaniyetli bir şekilde puanlarınızı aldınız. Siz bugün sakın hak yemeyin. Hak yemeyeceğim. Yes. Yemedim yemem de. Siz öyle bir yiyeceksiniz.
Siz o patatesi kötü dediniz ya. Yediniz, her şeyin hakkını yersiniz. Siz de şimdi Hasan benim... Bey'in hakkını yediniz ona bakarsınız. Siz de benim hakkımı yediniz. Sen de benim yani. Hakkımı yediniz. Hadi yarışa girmeyelim de. Hak yendiyse herkes şu benim hakkımı yediniz. Şu masada tek hak yemeyen kişi yani. Olarak cuma günü ben kalkacağım. Çok da mutluyum bu durumda arkadaşlar. Niye güldün Saadettin? Size söyleyeyim. Çok komik geldi. Hiç hak yemiyormuş hanımefendi. Beyefendi size 7 puan verecektim. Kocaman saçınız çıktı benim tabağımdan. Aynen, 2 puanı kesmek zorunda kaldım. Bir saniye. Efendim siz görüşmeyin. Yani. Ben ama yok. Güzellik başka kusurunuz da yok. Güzel çünkü. Tabii yemek için değil yani. Çok lezzet görün diye diyor. Evet zaten. Ben zaten açtım. Çok güzel programa geldim. Bir aç karnım doysun bari dedi Ceyda. O da olmadı mı? Ya bulduğunuz yere bak ya. Saçmalın daniskası. Takipçi kasmaya geldiniz herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Ne? Ünlü olmaya. Ünlü olmaya. Evet, takipçi aynen. Kasmaya. Onun evet, için evet. De gelenler ama var. Ama güzel, başardınız yani. Bravo. Siz de eşinizin hesabını başka yükseltirsiniz. Ceyda Hanım. Ay çok eşinize saçma yorumlar yaparsınız. Gerçekten. Çok saçma yorumlar yapıyorsunuz. Tıpkı sizin gibi. Aynı seviyeden evet, evet. Konuşuyorum. Şimdi benim komşum zehir yapsa yerim, çok da lezzetli olmuş derim ama bakalım Özlem Hanım çorba dışında başka neyi beğenmeyecek, merakla bekliyorum. Ama bir şey söyleyeceğim Hasan, ya. Böreği sen hariç herkes beğendi. Evet. Mütebbeli de şeydi. Sadece sarımsaklı buldular. Köstada alıyoruz dediler. Böreğin hamurunu güzel açmıştı. İlk defa açmıştı. Patatesi yiyor o lezzetsiz değildi. Bir... Şey ben mütebbel yorumunuzu duymadım. Ne demiştiniz? Aynı sarımsak yoğunluğu vardı. Sarımsak yoğunluğu. Onun sizce dışında bence yoktu. İnanın ben mütebbelden sarımsak almadım. Ben sarımsak seven bir insanım. Sarımsak tadını bile almadım sarımsaktan hani böyle deli gibi. Ama buradaki oran... Yoğunluk çok fazlaydı. Almazsınız tabii. O Ceyda zaman Hanım bir şey söyleyeceğim. Çünkü. Siz hepiniz aldınız, ben almadım Zuhal Hanım. Yani garip olan da bu zaten. Garip olan sizin almamanız. Geçmiş, herkesin alması dilerim. Sizin almamış olmanız. Geçmiş garip zamanda gurmelik yaptım. Birkaç siz. Yerdim. Evet ben yaptım. Hemen duruş da değişti. Nerede gurmelik yaptın? Otellerde gidiyorsunuz. Mesela hazır çorba yapılacak. Atıyorum hazır bir yemek makarna yapılacak. Hasan Bey'den neler çıkıyor? Yani. Şimdi ilk önce tadacağım. Sana tattırıyorlardı. Tabii, ben ve aşçı arkadaşlarım da. Gelir ilk önce su vardır burada bir bardakta. Tamam. Minicik bir şey gelir. Tadına bakarsınız. Onu yorumlarsınız. Tuzlu, tuzsuz, yoğun, katı, cıvık falan yorumlarsınız. Bir 3-5 dakika bekler, bir yudum su içersiniz. Ağzınızın tadı değişsin. Evet, damağını tadını. Evet. Sonra farklı bir ürün gelir önünüze. Evet. Onu da aynı şekilde, yoğun bir şekilde. Hatta bulunduğunuz ortamda koku, herhangi bir... Tabii etkilenmesin hiçbir diye. Şey olmayacak. Evet, tabii. Bütün şekilde, duyularımızla yeriz çünkü. Bütün evet. O duyularınıza yiyorsunuz, evet. Tadına bakıyorsunuz. Duygular şelale. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Acaba hangi meyvenin kokusu var? Ürünün içine giriyoruz. Tabii, gerçekten bu meyve. Ben de sizinki gurmelik değil de sonradan gurmelik olabilir. Ben onu gidip... Ücret karşılığında para kazanıyordum. Yaptım bu işi. Adamı profesyonel olarak o işi yaptırmışlar ya. Yak ya öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olsa her şeyi beğenmez, beğenip de kötü puan vermez. Adam kendini Vedat Minör zannediyor ya. Çok ilginç gerçekten. Mesela bugün yapmayın. Diyorum ki börekle tarator uyuyordu diyorum. Bak bunu belirtiyorum. Ama evet. Sizin böreğinizle mütebbelin bir uyumu yoktu. Neden? O da bir meze. Neden? Hayır, lezzet uyumu yoktu diyorum. Ya, lezzet arasındaki... uyumu nasıl yoktu ya? Biri patlıcan, biri tahin patates. Tahin yakışmıyor börekle. Daha nasıl açıklayayım size? Hmm. Yakışmıyor o tahin diyorsun. Çok ağır geliyor. Ağır mı börekle geldi? Tahin bence ne çok alaka? Lezzetliydi. Tahin çok da güzel yoktu. Gayet var. Vallahi tahin hayır. Börekle uyumlu. Ben daha yerdim. Ya zaten öyle olması lazım. Teşekkür ederim Zuhal Hanımcığım. Ama güzel hani uyum açısından tahinin ağır kaçtığını söylüyor. Evet. Tartışılabilir o nokta. Bak ben özellikle ama kesiyorum. Ama çok fazla tahin gündür koysaydı de, belki bayardı da o kadar iki gündür böreği yoktu. Kesip sosa yani mezeye bandırıp yiyorum ki uyum var mı diye anlamak için. Burada kimse de onu yapmıyor. Onu kontrol dikkat ediyorum. Hiçbir şekilde sizinki uyumadı ama bu börekle uyuyor. Sizinki neden? Uyumuyor. Tabii siz aleyhine olduğu için uydurursunuz onu. Ben olunca olmaz. Siz de savunmak için uydurursunuz böyle cümleler. Ya cümleler. Hayır benim yemeklerim çok güzeldi. Ana yememe de kesinlikle yaptığınız yani yorumu kabul etmiyorum. Göre. Tatlım da güzeldi. Etim de güzel pişmişti. Sizin söylediğiniz gibi değildi. Lezzetliydi. Keşke kalbiniz ve gözünüz çiğ de bu kadar dediniz. Güzel olsa güzel bakabilirsiniz her şeye. Benim kalbim de, gözüm de çok güzel. Adama geldi. Ben size birazcık adalet diliyorum. Gerçekten adaletli olmanızı rica ediyorum. Artık son gün. Yani artık bu kadar da değil. Hayır, bizi bu kadar 5-5-5, Aleyna Hanım'a ne vereceksiniz çok merak ediyorum. Ben de Aleyna bize başka ne verecek onu merak ediyorum. Ben de bir şey diyeceğim ama bekliyorum. Şu an benim puanlamamdan önce böyle konuşmanız insanları dolduruşa getiriyor. Hayır hiç de öyle bir şeyim yok. Manipülasyon mu var? Hayır kasıtla falan yapmadım. Hayır hiç de öyle değil.
Saadettin Bey herkese 5 verdi. Bence bu bir taktik. Kesinlikle puanını korumaya çalışıyor. 3 yarışmacının da hepsi 5 puan aynı kategoride olduğunu düşünmüyorum. Bence bu taktik tutmayacak. Çünkü izleyenler de görecek haksızlık yaptığını. Zuhal'ın bu dengeyi koruyacaktır diye düşünüyorum. Saadettin Bey'in baştan herkese 5 vermesi hakkında şunu söylüyorum. Saadettin Bey teknik ve detay bildiği için en azından mutfak elemanı, mutfak personeli kendisi. O yüzden herkese 5 verdi. Ben ona 5 verdim diye şimdi son gün yemeğe yedik. Çocuk hak etmemişti. Ben bu konuda üzüldüm. Çünkü arkasından gelen menüleri, yemekleri görünce hakkı değildi. Saadettin Bey'in hakkı bence daha fazlaydı. Bu konuda da kendisinden yani helallik bekliyorum. Evet. Bu köz patlıcan salatası mıydı canım? Evet. Tamam. Ve köz biberin var. Hasan Bey özellikle bakın. Salata neden tabakta peki? Patlamadı. Niye tabak bir kaseye biraz, koymadınız? Tabak biraz boş geldi onun için koydum. Zaten evet, uyumlu tatlar da olduğu için. Domates ekstradan közleseydiniz koysaydınız. Burada yine domates ama çorbamda var. Soğan yani. Yok soğan yani, yani yok. Güzel bir dürüm. Soğan yapabilirdiniz. Ya dürüm yapacağız ya. Aslında soğan uygun bulmadım ben. O zaman Adana dürüm yazmasaydınız. Onun içine koyulur. Yani soğan koyulur. Yok sorarlar soğanlı mı soğansız mı diye. Yok. Sorarlar. Hayır. Sorarlar. E tamam da siz... Her şeyde sorarlar. Tamam siz koyun yine bizde kalsın inisiyatif. Yani siz niye koymadınız ki? Ben koymayı ben tercih etmedim. Ben zaten saracaksam koyarım içine yani. Ben tercih etmedim koymayı. Şimdi genelde yani... normalde siparişi verirken siz belirtirsiniz. Oo. Soğansız istiyorum diye. O şekilde tamam, hazırlanabilir. Dürüm nerede? Ben dürüm göremedim. Dürüm yok bir de. Ben dürüm olarak gelmedim. Benim lavaşıma bakar mısın? Kendimiz mi duracağız? Evet. Dürümü olan duracağız. Yapsın. Ben hayatımda ama sen Adana... dürüm, bak arkadaşım diyor ki dürüm yazdırdın. Benimki sen, yanık zaten. Bir saniye ama... Adana dürüm mü yazdırdın? Evet. O zaman dürüm getirmen gerekiyor. Bu Adana dürüm değil, Adana dürün olmuş. Çok iyiydi bu. Komikti kabul et. Bak Saadettin Bey. Şimdi... Güzel. Esprileri var çocuğun. Evet. Tipi de güzel. Adana ama mesleği de iyi. Mesleği de iyi. Olmazsa çekilmez zaten Zuhal'ın. Eğer serinin içerisinde yetişen bir şeye doğal olmayan bir şey diyemezsin. Beyefendi ya. Ben sizin hala gastronomikliğinizden şüpheliyim. Serinin içinde yetişen, kendi mevsimde yetişen bir şeyle tadı aynı olamaz. Bu mümkün değil. Ya, ya tabii ki canım yani. Serinin şekline zamanında bağlı. Zamanında her şey serinin güzeldir. Eyvallah bağlı. Tazesi, organiği, yerinde yetişeni. Şimdi bir de şu da ayrı bir konu. Seracılık var evet teşvik de etmek lazım. Tabii evet. Ki dediğin doğru. Bizim programda çok tartışılıyor bu. Yani tabii ki her şey zamanında güzel ama organik tarım... Dediğiniz şey çok maliyetli bir şeydir. Bir kere yerleşim alanına, efendim yollara, otobana bilmem kaç kilometre mesafesi olan yerlerde yapılması gerekir. Onun özel tohumu vardır, toprağı vardır. Çok kolay bir şey değildir o. Yani her satılan şey de organik. Ay organik domates, organik iki tane yamuk elma getirdin organik olmuyor. Yani çok da fahiş paralar isteniliyor. O onlara da kanmayın, o da ayrı bir mesele zaten. Gelelim. Doğru söylüyorsunuz. Şu an mevsimde olan çok daha farklı sebzeler vardı kullanabileceği, çorba olarak da getirebileceği. Ama şöyle Ekim ayına da girdik. Artık da hani kalkıp da Temmuz'da, Ağustos'ta da bal kabağı çorbası getirmedi bize. Tabii ki bu kış ayı sebzesidir. Ama ona rağmen lezzetini verebilmiş içine koyduğu şeylerle bence. Zuhal Hanım yani ata tohumu olması gerekiyor. Organik, tabii. Organik tarım da... Bilmem çok büyük kaç kilometre ötesinden evet. Yol geçmemesi evet. Gerekiyor. Serayla, yani öyle serayla yani. Organik tarım daha kolay yapılabilir. Bunun sebebi de daha az metrekarede bu işlemi tabi tutabildiğiniz pardon, için... Pardon, serayla? Evet, serayla organik tarımı gıda daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ay güldü! Gülersiniz efendim, ben çok gıda teknikleri gördüm ama Bey, konuştuğumuz zaman birçok yerde afallıyorlar. Kesinlikle, mi? Kesinlikle. Sizin aldığınız eğitimleri bilmiyorum yani... Acaba müfredatı mı genişletmemiz gerekiyor? Sizin ben bunu gastronomide de gördüm. Ben ilk mezunlarından değilim Fikret evet, Bey. Evet ben ilk mezunlardan olduğum için eksiklikleri gördüm. Ama bu eksikliklere karşı ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet ama hala çok eksik. Ben buradan televizyondan da söylüyorum. Yani gastronomi okuyacak arkadaşlara şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki eğer yapmak istedikleri şey aşçılıksa kesinlikle bu bölümü 2 sene aşçılık okumaları gerekiyor. Ha demiş miydi? Evet. Yeliz demiş miydi? Hayır ben demedim. Her ikisini de mi beğenmemişsiniz? Hayır, evet, ben demedim ki sunum zaten başlı başına. Yani nasıl diyeyim yani hiç... Siz nasıl bir sunum yapacaksınız? Sessiz yükseltmeden konuşun Yeliz Hanım. Ben sizi duyabiliyorum. Yemeğinizi verdiniz Neval Hanımcığım. Dün lütfen. Benim mutfağımda siz burada kocanızın ismini andınız ne alaka? Değişik bir manipüle yönteminiz var sizin biliyor kocasının musunuz? Kocasının manipüle yönteminiz evet. Ya şöyle söyleyeyim. Ay, aynen öyle. Ne diyor biliyor musunuz? Sen uyumamışsındır da sabah kadar.
Çok rahat uyudum. Yüzümdeki gençliğimden, nurumdan bellidir. Ama ben sizi dinledim. Şunu itiraf etmek istiyorum Zuhal Hanım. Ben kendisini dinledim. Neval Hanım. Evet. İlk yarışmaya oturduğu günle bir de bakın şu gün şu kıyafetine, şu şıklığına bakın. İlk gün de şıktım bu arada. Çünkü dün hatırlamıyorum ne giyiyordum. O kadar size çok şey kattım ki yani idolü oldum ben. Konuşabilir miyim? Şöyle bir Yeliz Hanım'ın şeyi vardı, ifadesi var. Ya bir insan böyle çorba içmeye başlarsa zaten onu beğenmez. Beğenmemek için gelmişti. Masaya saldırdı, çorbaya saldırdı, ana yemeğe saldırdı, mezeye, sütlacı. Ben zaten kabul ettim. Hatalı olduğum noktaları kabul ediyorsam siz benim üzerime gelemezsiniz. Ayrıyeten kocam şöyle güçlü, kocam böyle güçlü. Kocanız gelseydi o zaman. Madem bu kadar eşiniz size kıymet veriyor. Biz burada evet 5 günün 4'ü çok rahatsız. Bir gün orada 2,5 saat ayakta kanter içinde yemek yapıyoruz. Gören görüyor. Elinizi sıcak sudan soğuk suya koymayan adam nasıl bıraktı sizin içeride çalışmanıza? Ben olsam kıyamazdım. Ne kadar farklı bir bakış açısı bu. Fikret Beyciğim olmamış. Salça mı yiyorum, patlıcan mı yiyorum, tuzlu. Yani inanılmaz derece ekşisi, tuzlusu, salçası iç içe girmiş. Beğenmedi yani. Evet, turşusu yani. Gerçekten maşallah ağzınıza giren ilk cümleyi kuruyorsunuz. Nerede ekşi ya da tuz? Tuzun yani tesisi yok yani. Yani sosunuzun bir ekşiliği var. Peynirdeki tuz olduğu için peynir karışımıyla dolayı kullanmıyorum. Gayet de güzel baktığınız zaman. Bakın yani siz bunu domatesi, salçası, çorbayı beğenmiyorsunuz, peyniri. Onu beğenmiyorsunuz, bunu beğenmiyorsunuz. Siz nereden geliyorsunuz efendim? Nasıl nereden geliyorum? İzmir'den yani geliyorum. Önlerinize ne yiyorsunuz? Tamam, pardon? Boyoz yiyorsunuz, her gün boyoz mu yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Ne kadar lezzetli şeyler yiyorsunuz? Gidip burada benim ara başlangıcımı boyoz kulağını yani geçti. Evet. Nerede ya, boyoza bağlı? İzmirli diye sürekli çiğdem çitli boyoz yiyecek, kumru yiyecek hali yok yani. Ben anlamıyorum yani. Bunda nasıl bir kup bulabiliyorsunuz ki ara sıcak? Gayet de güzel bir ara sıcak yani. Bu da bakın hep yani patlıcan gayet pişmemiş. Güzel size acısını göre güzel. Bana göre değil. Olmamış. Acısını mı anlamışsın? Yemeği koymuşsunuz tamam, burada sunum yok. Sunum nerede acaba? Ben sizden bir sunum bekliyordum. Hani her şeyi sunumlara eleştirdiniz, güzel değil falan dediniz ama sizde de yok. Bir fos çıktınız yani, siz içiniz boş. Orkide koysaydınız bari. Daha nasıl sunumu olurdu? Yenilebilir orkide. Bakın Yeliz Hanım, yani kıymalı börek bir kere ya eşit değil yani. Ya size ben 6 puan vermemin kendinizi oynuyorsunuz. O kadar çok böyle belli ediyorsunuz ki Yusuf Bey. Hanımefendi 6 puan vermeseydiniz o zaman ben sizi zorlamadım 6 puan verin diye. Ne yapabilirdi sunum açısından Yusuf? Aydınlat bizi gastronomi öğrencisi olarak. Zuhal Hanım bakın bir kere börekler verev şeklinde kesilebilirdi. Aynısını Neval Hanım'a da söylemiştim. Daha evet, şıklı sunum olabilirdi. Evet. Ve hani mesela yoğurdun ayrıyeten gelmek yerine ayrıyeten getirilmesi yerine kuplarda biberin altına güzelce sürebilirdiniz bunu. Ayrıca ben bunun üzerinde bir acılık beklerdim yani. Bakın kuru bu tabakta benim acı geliyor. Sunum yoğurtta sunulmaz. Bu böyle buradan alacaksınız bu şekilde yiyeceksiniz. Anladım. Hanım siz benim şunu zorlaştırıyorsunuz ama. Sizin yiyemediğiniz gibi yiyeceğiz galiba.